Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dayısı kanalında yeni bir ayakkabının detaylı performans incelemesine hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu tarz incelemeleri bir müddet giydikten sonra tecrübelerimi, fikirlerimi, içeride teknolojiler nelerdir düşüncesiyle sizlere aktarmaya çalışıyorum. Yani sizlerin de aldığınız zaman karşılaşacağı problemleri önden söylüyorum veya güzellikler varsa almanızı tavsiye ediyorsam nedenleriyle birlikte açıklamış oluyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız lütfen like ve yorum atmayı unutmayın. Ve tabii ki abone olup zil işaretine basarsanız sevinirim. Bugün çok özel ve güzel bir ayakkabımız var. Ve bu incelemeyi atmakta biraz geç kaldım. Araya bir sürü şey girdi. Ama bu sürede de sürekli ayakkabıyı teste tabi tuttum. Ve tamamıyla fikirlerim olgunlaştı. Hatta çürüdü. Ve biraz geç de olsa sizlere ulaştırmaya çalıştım. Ayakkabımız introdan da gördüğünüz gibi Nike GT serisinin GT Run modeli. Bu seri çok özel ve güzel bir seriydi. Biliyorsunuz Nike Air Zoom GT Run, Cut ve Jump olarak 3 tane ayakkabı çıkardılar. Bir anda çok farklı bir seriydi bu. Run serisi şu an size anlatacağım olan bu. Cut serisi nedense inanılmaz pahalı oldu ve piyasaya fazlaca sunulmadı. Türkiye'ye de gelmedi. Jump serisi ise daha yeni geldi ve Jock için giydiği deli yastıklamalı ayakkabı. Bu 3 seri de harika bir yastıklama içeriyor. Şimdi sizlerle bu güzel ayakkabıya bakacağız. Bu GT serisinden de benim tip olarak en beğendiğim seri buydu. Şöyle düşünebilirsiniz. Bu daha forvetlere yönelik. Jump yani Jock için giydiği pivotlara, centerlara yönelik. Cut da biraz daha oyun kuruculara yönelik olarak yani bir anda 3 ayakkabı bütün pozisyonlara yönelik çıkartıldı. Bence en güzeli tip olarak bu. Zevkler renkler tartışılır. Özellikle kırmızı modelini çok beğenmiştim. Ama bu rengini görünce de tabii ki kaçırmak istemedim. Şöyle gördüğünüz gibi kutusu elimde. Kutusu zaten diyor ki ben premium, farklı bir ayakkabıyım. Kutusunun üstünde bile çok detaylar var. Belki hatırlarsanız kargo açımında zaten bunları detaylıca bakıyoruz. Yani oldukça hoş, oldukça güzel. Şöyle farklı çift taraflı bir ok logosuyla bizlere gösteriliyor. Ben her zaman aldığım gibi yine 45 numara aldım gördüğünüz gibi. İlerleyen zamanlarda belki işte outletlere de düşebilir, farklı mağazalara da düşebilir. Bence ayık olmak lazım, bu ayakkabıyı kaçırmamak lazım dedikten sonra hemen şu arkada bir tanesini alayım ve detaylı performans incelememize geçelim. Evet, ayakkabımız burada. Daha dün giydim arkadaşlar ve gerçekten çok iyiydi. Yani sahip olmayı sevdiğim, istediğim ayakkabılardan bir tanesi oluyor. Hem gündelik giyilebilir, hem spor salonunda giyilebilir, hem de basket oynanabilir modeller şu sıralar beni daha çok çekmeye başladı. Bu da bence onların başında geliyor. Zaten bir yürüyüş ve koşu ayakkabısını andırsa da belki bir patika, trail dediğimiz tarzda bir ayakkabıyı da andırıyor ama aslında bir basketbol ayakkabısı. Bence her şeyi de yapabilirsiniz bu arada. Gerçekten çok hoş, çok güzel. Birçok farklı dizayn detayı var. Hemen biraz oralardan bahsedelim. Orta tabana odaklanmanızı rica edeceğim. Kullanılan React yastıklaması nedeni değildi. Tabii daha sonra geleceğiz. Ama bu yastıklamanın şekli, şemali, rengi ve üstüne şu kondurulan Air Zoom armasıyla bildiğiniz plastik sert bir arma arkadaşlar. Ve daha sonra bu yastıklamanın üstündeki yine farklı renkte geçen şeritle, rengiyle gerçekten mükemmel. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gidiyor. Ayakta da kendi ayağımda da çok beğendiğim için olabilir. Sıvış işareti, tam üzerine oturmayan iki tane sıvış işareti. Kullanılan yastıklamalar, pedlemeler ve bunlarla yapılan yine aynı şekilde dizayn detayları. Arka pull tabinde, ön dilinde farklı farklı şekiller, logolar, birçok kondurma mevcut. Hatta şuralarında bile arkadaşlar farklı farklı kondurmalar mevcut. İşte numaralar, sayılar, logolar. Gerçekten ayakkabıda yok yok adeta. Ön tarafına baktığımız zaman Nike Swoosh işaretini de görüyoruz. Her renkte tabii ki bu kullanılanlar değişebilir. Renk uyumları değişebilir. Şu yeşiller şimdi yeni yeni dikkatimi çekiyor bu arada. Şuradaki yeşiller ve arkadaki yeşil dokundurmalar. Evet, şekil olarak ben beğeniyorum. Bir React ayakkabısı gibi. React koşu yürüyüş ayakkabısı gibi. Ki ben Nike'da çok severim. Birçok React ayakkabım var. Bu da onların basketbol versiyonu oldu. Yakınlarda PG6 geliyor. Onun da inanılmaz güzel bir yastıklaması varmış diye okudum. O da muhtemelen buna benzer bir yapı olacak. Tabii bu çok daha premium bir ayakkabı. Bu GT serisi zaten hepsi premium ve üst seviye çıktı. Hemen fiyatından bahsedelim. Ben 1950'lere falan aldım yanlış hatırlamıyorsam. Fakat ilginç bir şeydir ki bütün ayakkabılara bir anda deli zam geldi. Hani dolar böyle 18'lere çıkıp sonra 14-13'lere gerilediği zaman inanılmaz zamlar geldi arkadaşlar. Ne olacak bilmiyorum bu halimiz. Ve ben bunu daha kargo tabanına ulaşmadan 2600 lira seviyelerine yükselmiş oldu. Ve ben böylelikle bayağı bir kar etmiş oldum. Keşke böyle 10 tane falan alıp sonra satsaydım diyorum bazen. Şaka bir yana gerçekten insan böyle hissediyor. Dolayısıyla fiyatı 2500-2600 gibi düşünebilirsiniz. Daha üst segment bir ayakkabı. Gerçi Westbrook'lar artık 2500-2600
Kyrie'ler 2100, LeBron'lar, Jordan'lar 3000-3200 seviyelerinde. Ayakkabılar böyle oldu. Hatta daha geçen baktım. Precision modeli, Nike Precision modeli belki hatırlarsanız böyle zamanda 150-200 lira suratına bakmazdık. 1200 liraya gelmiş arkadaşlar. Yani uçuk kaçık bir olay var. Bütçeli dediğimiz modeller artık 1900-1800'lerde geziniyor. Dolayısıyla hani fiyat olarak çok yorum yapmayacağım. 45 numara aldım. Biraz tabandan ağır ama ayakta kesinlikle ağır hissettirmeyen ve çok rahat hissettiren, havadar, fazla materyal kullanılmamış gibi fakat bir yandan da hani çok kaliteli duran, bir his veren ayakkabı. Tabii artık premium biraz Jordan 36 havası olduğunu söylemem lazım. Hemen detay incelemesine tabanıyla geçelim. Tabanı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi farklı farklı zigzaklar, farklı farklı çıkıntılarla süslenmiş, bezenmiş. Oldukça sert ve kuvvetli. Bence bilmiyorum dışarıda oynanabilecek gibi geldi. Yani bu kadar fazla sert ve kuvvetli olan fazla taban olmuyor yani pahalı ayakkabılarda. Tabii ben dışarıda oynamanızı tavsiye etmem biraz çünkü bunlar küçük küçük, ince ince. Ama hani oynayacaksanız da oynayabilirsiniz. Delik delik. Gördüğünüz gibi tabanda biraz daha bu şekilde materyaller çıkartılmış. Şurada yine dizayn detayı olarak bir pencere açılmış. Fena iş yapmıyor. Ben yani genel itibariyle bayağı memnun kaldım. Çok kaydığımı da söyleyemeyeceğim. Fazla toz tutmuyor çünkü bunların aralığı çok geniş olduğu için rahatça toz girip çıkıyor. Ben hani memnun kaldığımı söylemem lazım. Apayrı işte mükemmel bir işte diyemesem de ama oldukça da güzel. Buna 10 üzerinden 8.7 vereceğim arkadaşlar. Hani gayet iyi iş yaptı. 9 bence hani böyle çılgın güzel işler oluyor. Hani 8.5'a kadar yine çok iyi. 8.5-6 normal, 8-6 çok kötü olarak düşünebilirsiniz puanlamamı. Hani 7'yi falan artık bahsetmiyorum bile. Uzak durun demek olacaktır. Dolayısıyla tabandan memnun kaldım. Dediğim gibi kalite olarak da daha kuvvetli bir plastik kullanılmış. Hani bu kadar ince ve boşluklu bir yapıda benim çok rahat böyle ittiriyor, çok rahat hareket ettiriyor olmam lazım bu plastiği. Gayet kuvvetli. Hemen üst kısma ve bu ayakkabının belki asıl olayına geçmem lazım. React yastıklaması. Arkadaşlar inanılmaz güzel bir yastıklama. Gerçekten koşu ayakkabılarından sonra bu şekilde basketbola uyarlanması da mükemmel. Birçok farklı ayakkabılarda tabii ki uyarlanması denendi. Her ayakkabıda farklı kompozisyonlarda, farklı kimyasallar kullanıldığı için hepsinde aynı kaliteyi, aynı efekti yakalayamıyorsunuz. Ama burada gerçekten inanılmaz iyi iş yapmış arkadaşlar. Çılgın güzel bir yastıklama var. Tabii bir de içerisinde isminde olan Air Zoom üniteleri var. Ön tabağında Zoom üniteleri yerleştirilmiş. Bunlar iki katman halinde ince paketler halinde konulmuş ve aşırı aşırı iyi bir hissiyat veriyor. Hani hem bu React'ın o sağlamlığı, hani bir koşu ayakkabısında, yürüyüş ayakkabısındaki stabil oluşu ve Zoom ünitelerinde inanılmaz zıp zıplığıyla harika ötesi bir iş yapmış. Benim cidden hoşuma gitti. Fatigue is the enemy, yani yorulmak düşmanımızdır şeklinde bir sözle asla yorulmayacaksınız diyor. Asla bu yastıklama içerisinde kendinizi kötü hissetmeyeceksiniz diyor. Etkiden koruması harika. Özellikle sakatlığı olan veya işte herhangi bir problemi olan yastıklama seven benim gibi işte Zion'lar, KD'ler bunlar harika ayakkabılar. Onlara yakın ve farklı. Yani onlar gibi o kadar rahat rahat hissettirmese de sizi inanılmaz atletik ve hemen böyle ateşlemeye hazır bir füze gibi hissettiriyor. Bu açıdan benim çok hoşuma gitti ve benim bu yastıklamaya vereceğim puan 9.1 olacak arkadaşlar. Zion'larda, KD'lerdeki o rahatlık hissini de çok seviyorum. Onlar böyle 9.5'a yaklaşan puanlar genelde alıyor. Ama bu da yani son zamanlarda incelediğim en iyi yastıklamaya sahip. Gündelik olarak düşündüğüm zaman da harika ötesi. Hani bu yastıklamayla ben dışarıda yürürüm, herhangi sporumu yaparım, fitness'ıma giderim gibi düşünüyorum. Çok hoşuma gidiyor. Hemen üst kısma geçiyorum. Üst kısım arkadaşlar bir Jordan 36 diye benzettiğim kısım burasıydı. Jordan 36'da kullanılan hani ince içini gösteriyor ama bir o kadar da sağlam dediğimiz kısım var ya, bir nevi buna benziyor. Biraz daha plastik hissi veren ve üstünde daha ekstra katmanlarda şu zigzag desenlerini görüyorsunuz, yuvarlak desenlerini. Onlarla kuvvetlendirilmiş bir his sunuyor. Sıkıntısı yok, herhangi bir problemi yok. Biraz boş hissettiriyor. İçeriden özellikle baktığınız zaman mesela bakın şurada parmağımı görebiliyorsunuz. Biraz daha böyle boş boş his veren bir ayakkabı olmuş ön kısmında. Yanlarda bağcıkları sıktığınız kısımlar gayet güzel. Ayağınıza çarpmasın diye bu sıktığınız kısımlar. Çünkü şuralar biraz daha sert, biraz daha kağıtvari. Bakın içeride şu pedlemeler konmuş dil üzerine. Bu gayet güzel olmuş. Üzerine kapandığı zaman şurası ve içeride olan diğer yanlarıyla görüyorsunuz. Bir miktar sizlere burada rahatlık sunacak. Daha pofidik pofidik bir yapı yapılabilirdi. Ama bu şekilde kullanılmış bir ayakkabı. Özellikle şu dilini göstermek istiyorum. Bakın ne kadar ince kağıt gibi olduğunu görüyorsunuz. Ve bu ne yapıyor? Ağırlığını azaltıyor. Daha hafif olmasını sağlıyor. Ama ben daha pofidik dilleri seviyorum. Dil üzerindeki bu çıkıntılar da yine oldukça tatlı. Böyle pat pat balonmuş gibi hissettiriyor. Aynı şekilde bu dış tarafta da topukta da var. Topuk koruması içten çok fazla yok arkadaşlar, pedlemesi. Yanlarda şunlarla işte arkada ufak ufak
kısımlarla kitlenme yakalıyorsunuz. Ben herhangi kitlenmede bir problem yaşamadım. O fitliği, kitlenmesi oldukça benim hoşuma gitti. Hani kalın kalın çoraplarla giyebilirsiniz. Ben 45 numara aldım. Her zaman aldığım numaramı aldım. Oldukça fit hissettiriyor. Biraz dar bir formu var. Dolayısıyla hani çok geniş ayaklı arkadaşlarım bunu rahat edemeyebilirler. Ona dikkat etmeniz lazım. Ama destek noktasında tabii ki biraz daha şurası olsa burası olsa diyeceğim yönleri var. Eksik yönlerinden. Ve hemen o eksik yönlerinden başlayalım. İlki arkadaşlar, şu iç kısımdaki boşluk hiç hoşuma gitmedi. Keşke biri böyle ark desteği olsaydı veya burası tam olsaydı. Çünkü ayakkabı biraz sanki böyle içe yatıyormuş hissi veriyor. Özellikle düz taban olan veya işte geniş ayaklı arkadaşlarım burada sıkıntı yaşayabilirler. Dolayısıyla böyle bir hafif içeri doğru gidiyor olması, hissi en azından oluşturuyor olması çok hoşuma gitmedi. Bir diğer noktada biraz daha belki dildeki pedleme veya şu yan taraflardaki pedleme arttırılabilirdi. Kitlenme, fitlenme ve sağlamlık hissi noktasında da bunlar kötü etki yapıyor. Yan kenar çıkıntısı, yana yapacağınız hamlelerde iyi tutacak. Bu zigzaklar da aynı şekilde biraz da olsa size çeper oluşturacak. Kitlenme noktasında vereceğim puan 10 üzerinden 8.1 olacak arkadaşlar. Yani ortalama seviye gibi düşünebilirsiniz. Ve materyal kalitesi olarak da 10 üzerinden ben 8.5-8.6 hatta verebilirim diye düşünüyorum. Şu dil ve işte şu bilek çevresi çok hoşlanmadığım şeyler ama yani React köpüğünün kaliteli hissettiriyor olması, işte buradaki plastik, ne bileyim şuradaki baloncuklar falan hoşuma gidiyor. O yüzden 8.6 bence iyi bir puan olacak materyal kalitesi olarak. Bir diğer hoşuma gitmeyen hemen noktaya geleyim. İç tarafı, onu size göstermem lazım. Biraz böyle ışığa doğru tutmam lazım arkadaşlar sizleri. Acaba çıkıyor mu? Çıkartıyorum sizin için. Evet arkadaşlar, şu şekilde insolunu gösterebilirim. Yine logolar var içerisinde. Ayakkabının logoları. Tabanlıkta kullanılan bu materyal o kadar yapışkan ki ayağınızı içeriye sokarken çorabı tutuyor. Yani dolayısıyla siz ayağınızı içeri soktuğunuzda çorabınız bayağı bir toplanmış oluyor. Burada ben bayağı çile çektim. Hani çorabımı nasıl yapsam, nasıl etsem, nasıl içeri soksam. Hani birkaç denemeden sonra gir çıkar, gir çıkardan sonra anca koyabildim. He, bunu niçin yapmışlar? Ayağınız içeride hareket etmesin diye yapmışlar. Fakat bu ayakkabıyı ilk ayağınızı sokarken bayağı problem yaşamanıza sebep oluyor. Sevmediğim yönlerden biri olarak bunu söyleyebilirim. Bu ayakkabı daha çok forvetlere yönelik. Daha yastıklama isteyen ve atıp patlamaya hazır basketbolculara yönelik olduğu için içeride ayaklarının çok sabit olmasını istemişler. Zaten ayakkabı o yüzden de kalıp olarak bayağı dar ve ayağınızın üstüne kapanır bir yapıda. Yani dolayısıyla alt tarafta da iyi tutsun istemişler. Ama çift kat çorap giyen basketbolcu arkadaşlarım varsa mesela ayakları bir tuhaf hissedebilir. Veya buna farklı bir tabanlık çıkartıp ekleyebilirsiniz. Ama bence tabanlık da sizlere ufak da olsa bir yastıklama, bir rahatlık sunuyor. Yani çıkartıp farklı bir şey eklemek tercih edilen bir durum değil. Genel olarak bence 1 numaradan 5 numaraya uygun. Genel manada bütün yönleriyle tatmin edici, güzel olan, şık gözüken ve yastıklamasıyla da çok öne çıkan bir ayakkabı hava darlığıyla. Fakat işte 5 numarayı belki bu üst kısım rahatsız edebilir veya 1 numaraya göre biraz yerden yüksek, saha hissi az gelebilir. Bu tarz noktalara dikkat edebilirsiniz. Ama genel hatlarıyla bence her alanın mutlu olacağı. Fakat biraz tabii ki tuzlu bir ayakkabı. Belki indirimden bulursunuz. Belki farklı sitelerde işte tek tip numaralı kaldığı zaman aynı şekilde indirime koyulabilir. Ama bence çok fazla kalacak ve böyle piyasada başıboş dolaşacak bir ayakkabı değil. Belki işte alıp getirip faktörüstörlere gelirse kaçırmayın diyorum. Ve bu şekilde de incelememi sonlandırmak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Yakında Nike GT Jump gelecek. Ben bir türlü numarasını söyleyemedim ama bir arkadaşım söyledi. Onun aracılığıyla inceleyeceğiz. Kat modeli de, yani daha çok pahalı olan modeli de gelirse onu da incelemek istiyorum. Bunlar için tabii takipte kalıyorsunuz. Zil işaretine basıp abone oluyorsunuz. Ayakkabı Dicey bugünlük out.